Türk Borçlar Kanunumuzun 73. maddesi şu şekildedir. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri, zaman aşımı, rücu isteminde. Madde 73, rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak 2 yılın ve her halde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrar. Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zaman aşımı bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 73. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nda yer verilmeyen ikinci rücu isteminde kenar başlıklı yeni bir maddedir. Tasarının iki fıkradan oluşan 72. maddesinde rücu isteminin tabi olduğu zaman aşımı süreleriyle bu sürelerin başlangıç anı düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasına göre, rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhalde fiilin işlendiği tarihten başlayarak yirmi yılın geçmesiyle zaman aşımına uğrayacaktır. Böylece, tazminat yükümlüsünün zarar görenin uğradığı zararı tamamen ödedikten sonra diğer sorumlulara rücu hakkının tabi olduğu zaman aşımı süresine ilişkin düzenleme boşluğunun doldurulması ve bu konuda özellikle uygulamada duyulan bir ihtiyacın karşılanması amaçlanmıştır. Maddenin ikinci fıkrasında ise, kendisinden tazminat istenen kişinin, bu durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirim yükü altında olduğu, bildirmezse zaman aşımının, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlayacağı öngörülmektedir. Böylece, bu durumda, zaman aşımının başlangıç anı, maddenin birinci fıkrasında öngörülen tazminatın tamamının ödendiği tarih değil, bu bildirimin yapılması gereken tarih olacaktır. Tasarının 72. maddesinin birinci fıkrası, 71. maddedeki süre değişimine paralel olarak ve rücu kurumunun gereklerine uygun olması bakımından zaman aşımını tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlatmak amacıyla, fiilin işlendiği, ibaresi, tazminatın tamamının ödendiği, 20 yılın, ibaresi de, 10 yılın, şeklinde değiştirilmiş ve madde teselsül nedeniyle 73. madde olarak kabul edilmiştir. 73. maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. TBMM Tartışma ve Kabul Metni